aslında şurada 29 liradan 130 liraya kadar da 130 liraya kadar bir soluksuzluktan hisselerden biri diyebiliriz. Şimdi böyle hareketler olduğu zaman şu tarz mumlarla karşılaşmamız bizim için çok normal oluyor. Çünkü hani şurada alanlar genelde buralara bir kar realizasyonu yapmak istiyor. Yani bunu da yaptıkları için de ani satışlar oluyor. Hani bugünkü sayısı en sıkıntı yanlarından biri bence günü en düşünen kapamış olması. Şimdi yarın özellikle bu hisse takip etmek gerekir. Eğer 110 seviyesi aşağı doğru hacimli olarak kırarsa tekrardan 95 seviyesine doğru geri çekme karşılaşabiliriz. Ama eğer 110 seviyesinden bir tepkiyle karşılaşılırsa bizim ilk başta dikkat edeceğimiz seviye 116-94 seviyesi olacak. 116-94 seviyesi yukarı doğru hacimli olarak kırarsa 125 seviyemiz var. Eğer 125 işte hacimli olarak kırarsa 130 seviyemiz vardır. Ondan sonra 142 civarına doğru gidişi gerçekleşebilir. Ama burada ilk dikkat edeceğimiz nokta hani şöyle güçlü bir kırmızı mum gördüğüm zaman ben yani düzeltmenin gelecek olması ertesi gün izlerim. Eğer bir yeşil mumla karşılaşmazsam pozisyonlarımı toplamaya çalışırım derim ben.